Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere temel elektrik devre elemanlarını anlatacağım. Şimdi temel elektrik devre elemanları aslında ikiye ayrılıyor. Bunlar aktif devre elemanları ve pasif devre elemanları. Şöyle ayıralım ki. Birincisi arkadaşlar ne dedik? Aktif devre elemanları. Hatta ilkine pasif diyelim. Pasifle başlayalım. Pasif devre elemanı. Şimdi pasif devre elemanları nedir arkadaşlar? Devre elemanları bunlar nelerdir ve ee, işte sembolleri görevleri nelerdir kısaca bundan bahsedelim bir de aktif devre elemanları var devre elemanları şimdi arkadaşlar pasif devre elemanları enerjiyi tüketir bakın en önemli özelliği budur bunlar enerjiyi tüketirler yani harcarlar enerjiyi Tüketirler. Yani harcarlar. Bu pasif devre elemanları için en önemli noktadır. Yani bunlara enerji uygulandığında geçen akımın sonucu olarak enerjiyi harcalarlar. Ee, harcayan devre elemanlarıdır arkadaşlar. Bunlar nelerdir peki? En önemli pasif devre elemanları şunlardır arkadaşlar. Dirençler Yani bizim en çok kullandığımız kondansatörler ve bobinler. Bunlar en çok kullanılan pasif devre elemanlarıdır ve bobinler. Bunlar kalsın. Şimdi aktif devre elemanından bahsedelim. Nedir bu aktif devre elemanları? İşte bunların da en önemli özelliği arkadaşlar aktif devre elemanı enerji kaynağı özelliği vardır. Yani bunlar enerji üretirler. En önemli özellikleri budur. Pasif enerji tüketiyordu. Aktif devre elemanlar ise enerjiyi enerjiyi üreter üreten devre elemanlarıdır diyebiliriz. Enerjiyi üretirler. Peki bunlar nelerdir arkadaşlar? Devrelerde en çok kullanılan aktif devre elemanları nelerdir diye soracak olursak, bunlar işte e, diyot, transistör, opamp, entegre. Bunlar aktif devre elemanlardır. Şöyle diyelim arkadaşlar, diyotlar, diyotlar, e, başka işte transistörler. O pamplar O pamplar Başka ne diyebiliriz? Entegreler İşte bunlar da Aktif devre elemanlarıdır. Direnç nedir? Arkadaşlar bunlara Sonraki de ayrıntılı değineceğim. Fakat burada sembolleri ve ne olduklarından Kısaca bahsetmek istiyorum. Dirençler akıma zorluk gösteren Devre elemanlarıdır. Dirençler akıma zorluk gösteren devre elemanlardır. Birimi ohmdur. Bakın birimi ohmdur. R harfi ile gösterirler. Sembol ise şu şekildedir arkadaşlar. Bakın. Bunların tabi çeşitleri var. İşte ayarlı dirençler, foto dirençler, işte negatif katsayılı, pozitif katsayılı, LDR'ler, NTC, PTC birçok çeşidi var. Kondansörler elektriği depolayan devre elemanları pillere benzetebiliriz bunları ee, yani kondansatörler e, kutuplu kutupsuz e, şeklinde tipleri vardır mesela şu kutuplu kondansatördür arkadaşlar artı eksi şu da kutupsuz kondansatördür bunlar elektriği depolayan devre elemanıdır tabii kondansatörlerinde çok çeşitli e, türleri mevcut e, bulunmaktadır arkadaşlar. Bobinlerde üzerinden geçen akımla etrafında manyetik bir alan oluşan devre elemandır ha. Kondansöller, e, kapasitörler C harfiyle gösterilir arkadaşlar. Bobinlerde üzerinden geçen akımla etrafında manyetik alan oluştururlar L şeklinde gösterilir bunlara indüktör de diyebiliriz. Sembol ise bakın şu şekildedir arkadaşlar. Bunların da pek çok çeşidi bulunmaktadır. Diyot nedir? Diyotlar kıymetli arkadaşlar bir anahtarlama devre elemanı olarak kullanılan ee, devre elemandır. Yani akım bir yönde geçirir diğer yönde geçirmez. Akımı tek yönlü geçiren devre elemandır. Diyotlarında çok çeşitleri e, farklı çeşitleri mevcuttur. Genel sembolleri de bu şekildedir. İki tane ucu bulunmaktadır. Katot ve anot Artı ve eksi. Transistörler bunlarda anahtarlama elemanı olarak kullanılan devre elemanlardır. Sembolü bu şekildedir. Bu base, kolektör, emütör. Bu nedir? NPN tipi bir transistördür. Ok içeri olunca da PNP tipi. Bunların genel tanım ise bunlar akımı yükselten devre elemanlarıdır. Ee, o pantlarda arkadaşlar yine bunlar... Eee işte giriş empedansları, çıkış empedansları vardır. Bunlar da e, amplifikatör yükselteç olarak kullanılan devre elemanlarıdır. Bunların da genel olarak yapısı şu şekildedir arkadaşlar. Giriş uçları ve çıkış uçları bulunmaktadır. Aktif ve pasif devre elemanları kısaca bu şekilde dediğim gibi ikiye ayrılıyor. Pasif ve aktif devre elemanları. Pasif devre elemanları enerjiyi tüketirler. Ee, aktif devre elemanları ise enerjiyi üretirler kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.